Merhaba, ben Koray Bilici, Spor Gönülleri Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. Bugün yanımızda Uzun Etap Projeler Direktörü sevgili Özgür Çelikkaya ile beraberiz. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Uzun Etap'ın macerası ne zaman, nasıl başladı? Uzun Etap aslında ilk kez 2010 yılında hayatına başlıyor. Orada Türkiye'deki ilk ultramaratonu, ilk yıl ultramaratonu yaparak aslında spor ve organizasyon hayatına başlıyor. Sonrasında da o günden bugüne 2010 yılından 2020'ye kadar pek çok farklı disiplinde organizasyonlar düzenleyerek aslında bugüne kadar geliyor. Burada ilk başlangıç noktası biraz enteresan. Sevgili Taner Hoca, Uzun Etap'ın da kurucusu aynı zamanda. 2010 yılında kendisi Antarktika'da, Gobi Çölü'nde, Atakama'da çok farklı, dünyanın pek çok farklı yerinde ultramaraton organizasyonları koşuyor aslında. Ultramaraton da ne? 42 kilometrenin üzerindeki, genellikle de arazide gerçekleşen koşular aslında. Sonrasında da söylediği şey şu: Türkiye'ye geldiği zaman biz bunu Türkiye'de neden yapmıyoruz? Çok güzel coğrafyalarımız var, bu organizasyonların yapılabileceği çok güzel yerler var. Neden bunu değerlendirmiyoruz diyerek başlıyor. İlk Türkiye'deki ilk ultramaraton lig yoluyla başlamış oluyor aslında. İlk siz başlatıyorsunuz. İlk başlayan organizasyon, evet. Çok güzel. Peki Uzun Etap olarak biz spora gitmeye değil, spor yaparak yaşamaya inanıyoruz diyorsunuz. Bunu nasıl topluma aşılamayı düşünüyorsunuz? Nasıl bir misyonunuz var bu noktada? Aslında bunun başlangıç noktası şu: sadece spor salonlarında yapılmak zorunda olan bir şey değil. Biz bunu hayatın her anında yapmamız gerekiyor diye düşünüyoruz ve insanlara da aslında bu bilinci aşılamaya çalışıyoruz. Örneğin bu şunu da kapsıyor: bir yerde giderken asansör kullanmak yerine merdiven çıkmak da bunun bir parçası. Evet. Araçla bir yere gitmek yerine yürümeyi tercih etmek de bunun bir parçası. Bunu hayatımızın aslında içerisine entegre ettiğimiz, sürekli sporlu olduğumuz bir yapının her zaman daha sağlıklı olduğuna inanıyoruz ve insanları da bu doğrultuda hep dışarı çıkmaya, outdoor'da, yani dışarıda doğada spor yapmaya teşvik ediyoruz. İnsanlardaki bu bilinci arttırarak aslında yapmak istediğimiz şey hem spor farkındalığını arttırmak hem de bu bilinci Türkiye'de oluşturmak. Aslında bu gündemde bile dışarıda spor yapmak ne kadar imrenilecek. Kesinlikle öyle. Açık havada özellikle yapmak hem insanların motivasyonunu artırıyor hem de sonraki etkinlikler için, sonraki aktiviteler için daha teşvik edici bir hale geliyor. Çok başarılı. Etkinlikler özellikle hep böyle ilgi çekici yerleri tercih ediyorsunuz. Nasıl bir yol plan izliyorsunuz bu konuda? Peki burada spor girişimcilerine belki biraz buradan hani bilgilendirme yaparsın. Etkinlikler özellikle Uzun Etap özelinde konuşmak gerekirse çok farklı yerlerde, Türkiye'deki tüm farklı coğrafyalarda ve genellikle de çok gerçekten gidip mutlaka görülmesi gereken yerlerde, bu organizasyondan bağımsız söylüyorum. Çünkü Türkiye'de gerçekten çok fazla güzel yer var görülmesi gereken, hem Türkler için hem de yurt dışında yaşayanlar için. Bunları bir şekilde aslında insanlarla buluşturmayı hedefliyoruz. Bir spor organizasyonu düzenlerken diğerlerinden, standartlardan farklı, orada insanlara aslında bir deneyim yaşatabileceğimiz şeyler, kurgular oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun için de lokasyon ve coğrafya tabii ki çok önemli. Örneğin bunları yaparken, oluştururken Tuz Gölü gibi bir yerde yapıyoruz. Evet, dünyada muadili olmayan bir yarış ya da Likya yolu gibi belki de dünyanın en önemli yürüyüş parkurlarından birisi. Doğal olarak insanlara böyle farklı deneyimler sunabiliyor olmak, buralarda etkinlikleri yapmak tabii ki çok farklı bir boyut katıyor. İşte Tuz Gölü dedik mesela. Evet. Tuz Gölü 2019 yılında da yılın en iyi spor etkinliği seçilen bir organizasyon. Evet, dediğim gibi dünyada getirdi. Farklı bir muadili yok. Coğrafya olarak, yani kurumuş Tuz Gölü'nün üzerinde o sonsuz beyazlığın içerisinde bunu koşabileceğiniz, bunu deneyimleyebileceğiniz aslında tek yer. Doğal olarak bu sadece bir koşu etkinliği ya da sadece bir spor etkinliği olmanın biraz daha önüne geçmiş oluyor aslında. Biraz daha fazlasını sunmuş oluyor. Çünkü orada insanların asıl yaşadığı şey inanılmaz bir deneyim. Evet. Başka bir yerde deneyemeyeceği, başka bir yerde onları görmesinin mümkün olmadığı o sonsuzluk hissi içerisinde tüm şehrin kaosundan, bütün sorunlardan kendini biraz olsun izole edebildiği, kendiyle baş başa kalabildiği ve kendi sınırlarını zorladığı aslında bir deneyime, bir yolculuğa dönüşmüş oluyor. O yüzden de böyle farklı insanlara deneyimler yaşatacak kurgular yapmaya çalışıyoruz. Genellikle böyle çıkıyor fikirler ortaya. İlham verici. Peki kusursuz bir spor etkinliği için en kritik 3 madde nedir sence? 3 maddeye bunu sığdırmak sanırım zor olur. Mutlaka her spor etkinliğinin kendi içinde farklı dinamikleri var elbette. Ben daha ziyade koşu ve bisiklet organizasyonları, genel olarak bizim düzenlediğimiz organizasyonlar üzerinde söylemem gerekirse, sanırım doğru kurgu ve planlama, doğru uygulama elbette ve ekipler. Çünkü bunların üçü de çok çok kritik, çok önemli. Doğru uygulama
çok önemli. Her şeyi çok iyi yapıyor olabilirsiniz ama çok iyi planlamış olabilirsiniz. Ama sahada eğer işler düzgün olmazsa bir şekilde oradaki önceki planlamanın çok fazla bir anlamı kalmıyor. Aynı şekilde planlama ve kurgu çok önemli tabii ki. Neden? İnsanlara tam olarak hitap edebilecek, herkesin ihtiyaçlarına yönelik ya da kendi kurduğunuz konsepte yönelik mutlaka planları, kurguları buna göre şekillendirmeniz lazım. Evet. Burada insanlara farklılık yaratabilmek gerekiyor. O yüzden de kurgularken öncelikle o farklılık yaratan noktaları bulup onun üzerinde ilerlemek gerekiyor ve bunu da çok iyi bir şekilde aslında uygulamak gerekiyor. Diğer madde de tabii ki ekipler. Ekipler değil mi? Kesinlikle öyle. Yani çok çok iyi planlanmış, her şeyi çok kitaba uygun bir şekilde hazırladığınız şey tabii ki en sonunda sahada buradaki katılımcılarla buluşan, o sporcularla buluşan tabii ki insanlar, ekiplerimiz bizleriz. O yüzden oradaki ekip kalitesinin önemi çok önemli gerçekten. Hem koşuculara verdikleri güven anlamından hem organizasyon standartı ve kalitesi açısından bunlar çok kritik diye düşünüyorum. Evet. En azından evet. bizim organizasyonlarımız için böyle. Yıllar önce şimdi notlarıma bakıyordum da ilk düzenlediğiniz etkinliğiniz 2020'de, son etkinliğiniz arasında da spor dünyası ve outdoor spor etkinlikleri açısından neler değişti? Yani ilk etkinlikle son etkinlikler ve bu değişimin temel nedenleri sizce ne? Yani katılımlar arttı mı? Spor organizasyonlarının sayısı mı arttı? Buradaki parametreler nasıl şu anda? İlk spor organizasyonu aslında o ilk soruya başlarken söylediğim Likya Yolu Ultramaratonu ile 2010 yılında ilk kez başladı. Orada yalnızca 10 sporcu vardı. Yani Türkiye'de 10 sporcuyla başladınız. Aynen öyle ve yaklaşık 60 kişilik bir saha ekibinden bahsediyorum. 10 kişi Likya yolunda 60 yaklaşık 250-260 kilometrelik mesafeler koşuyorlar. Hepsi için 60 kişilik bir ekip. Yani orada çok zor bir operasyon, çok ciddi bir emek var tabii ki. Ama yani nereden nereye geldiğimizi göstermesi açısından bizim için hep çok ilham verici bir noktada durur Likya Yolu Ultramaratonu. 10 kişiyle başladığımız yolda şu an Türkiye'de onlarca, hatta neredeyse 100'e yakın ultramaratonda patika koşusu, arazi koşusu organizasyonu var. Hepsi ultramaraton değil tabii ki ama arazide, doğada, outdoor'da yapılan pek çok farklı koşu organizasyonu var. Onlarca farklı şehirlerde yol koşuları var. Bunların hepsini bir şekilde, özellikle işin arazi koşuları, doğada yapılan patika koşuları tarafında bunlara önce olmaktan dolayı da her zaman çok mutlu oluyoruz. Onun geldiği yeri görme açısından evet. çok mutlu oluyoruz. Ben de tabii, tebrik ediyorum sizleri bu çok, anlamda. Çok teşekkürler. Çok tabii ki hala istediğimiz noktada değil. Genel olarak Türkiye'de zaten koşu kültürü, spor kültürü, hatta daha genel anlamıyla futbol ve basketbol dışında maalesef hala emekleme evresinde. Biz bunun öncüleri olarak aslında bir şeyleri başlatmaya çalıştık ve çok güzel yerlere gittiğini görüyoruz. Çünkü çok fazla güzel imkan var Türkiye'de bunu evet. yapabilmek için. Özellikle doğada yapılan aktivitelerde coğrafyanın önemi çok büyük. Buna karşılayabilecek doğal güzellikler olsun ya da o sporların yapılabilmesine olanak tanıyacak lokasyonların varlığı olsun. Tüm bunların çok rahatlıkla karşılayabilecek ve dünyadaki tüm standartlarından aslında ya da muadillerinden çok daha güzel işlerin çıkartılmasına olanak tanıyan yerlerimiz var, şehirlerimiz var. Çok güzel görülmesi gereken mekanlarımız var. Doğal olarak bunları böyle öne çıkardığımız bir şeyler yapmaya çalışıyoruz biz de. Bunu da görmek güzel oluyor geldiği noktada. 10 kişiyle başlayan evet. yarışlarda bugün binlerce kişinin koşuyor oluşu, şu an yüzlerce farklı organizasyonun olması, pek çok farklı hayatında daha önce hiç patikada ya da doğada koşmamış, ormanda ya da dağlarda bu deneyimi yaşamamış pek çok insanın yavaş yavaş bunları duymaya başladığını, duymaktan sonra da yavaş yavaş katılmaya başladığını görmek bizim için çok çok keyifli oluyor. Çok güzel. Tam bu da bununla ilintili bir şey soracağım. Yani bu spor etkinliklerine bireylerin özellikle katılımını etkileyen en önemli faktörler mesela sence nasıl? Neler var? Şu anda tabii Türkiye'de az önce de bahsettiğim gibi çok yeni yeni gelişmeye başlayan, hala önünde çok uzun bir yol olan bir sektör aslında. Koşu ya da spor organizasyonları. Dediğim gibi futbol ve basketbolu bir kenara bırakarak konuşuyorum burada. Evet. İnsanların ilgisi günden güne de artıyor. Ancak onları daha fazla çeken şeyler ne oluyor? Bu faktörler neler dersek. Sanırım ihtiyaçlarına yönelik, hani burada pek çok farklı başlık var tabii ki. Hepsinin etkisi büyük. İhtiyaçlarına yönelik gerçekten onlara bir hedef verebilecek organizasyonlar bunun bir parçası. Yani
ve herkese hitap edebilmesi önemli. Çünkü herkes profesyonel sporcu değil örneğin. Evet, değil. Ben hayatımda hiç böyle bir şey yapmadım. Daha önce spor yapmamış da olabilirim ama ufak tefek koşuya başlamak istiyorum. Bunun için mutlaka benim önümde sadece maraton mesafeleri yani 40 kilometreler, 20 kilometreler olursa bu benim şevkimi kırabilir. O yüzden biz mesela organizasyonları düzenlerken evet. mutlaka işin içerisinde ilk kez başlayacak insanları da teşvik edebilecek. İşte 5 kilometre, 3 kilometre gibi kısa kısa mesafeleri de koyuyoruz ki insanlar bir şekilde o ilk tabir caizse belki ilk zehri alıp aslında sonrasında zaten o hissettikleri deneyimden, yaşadıkları o güzel histen sonra buna devam ediyor oluyorlar. Onun dışında sosyal etkisi çok çok yüksek tabii ki insanlar neden bu organizasyonlara katılırın cevabı olarak. Çok çok güzel bir komünite oluşmuş oluyor aslında. Bu sadece geldim, etkinliğe, spor etkinliğine katıldım, sonrasında döndüm gibi bir şeyin daha ötesine geçmiş durumda özellikle son yıllarda. Çünkü orada oluşan bir ekosistem var. Orada pek çok farklı arkadaşlık, pek çok farklı sosyal ağ anlamına geliyor aslında bu. Çünkü geliyorsunuz o yarışın öncesinde yaklaşık 2-3 saat öncesinde buluşuluyor. Yarışta beraber belki diğer arkadaşlarınızla tabii. ya da rakiplerinizle hatta tabii. koşuyorsunuz. Sonrasında onun üzerine beraber geçirilen farklı zamanlar var. Bu şekilde çok çok insanları aslında oraya çeken farklı faktörler var. Güzel. Peki koşu başta olmak üzere outdoor spor organizasyonları özelinde Türkiye'deki ve dünyadaki önemli spor etkinliklerini karşılaştırdığımızda nasıl bir tablo görüyorsun? Yine aslında bir öncekiyle biraz paralel çünkü hala emekleme evresinde. Yani özellikle Avrupa'ya baktığımızda şunu görüyoruz. Neredeyse her şehrin, hani ülkedeki bir tane büyük etkinlikten geçtim. Evet. Her şehrin, hatta her ilçenin, her şeye, ufak yerleşim evet. biriminin bile kendine ait organizasyonları var, spor koşuları var. Örneğin işte Berlin Maratonu var ama onun altında Berlin içindeki belki 10 tane daha ayrı, daha ufak, aynı şehir içinde yapılan, düzenlenen organizasyonlar var. Ya da dünyanın aslında pek çok yeri için bu böyle. Türkiye'de durum biraz daha farklı. Büyük etkinlik olarak baktığımızda işte İstanbul'daki maraton var. Şimdi bu sene yeni eklenen İzmir'de var. Evet. Yavaş yavaş artıyor. Bunların sayısını tabii ki görmek güzel. Artışını görmek tabii ki çok güzel. Ama biraz daha alacak yolumuz var bu noktada. Dünyadakiyle karşılaştırdığımızda dediğim gibi hem sporcular tarafında yani katılımcılar tarafında o spor kültürünün gelişmesi burada biraz daha zaman alıyor. Onun oluşması gerekiyor. Karşılaştırdığımızda sanırım en büyük fark bu. Yani hem nicelik olarak nitelik olarak çok bir fark doğrusunu istiyorsanız yok. Biz çünkü pek çok farklı yurt dışında organizasyona da gidiyoruz işimiz dolayısıyla. Hem Evet. onları incelemek adına hem kendi ekibimizden yurt dışındaki yarışlarda koşan arkadaşlarımız var. Bunları gördüğümüzde hani kalite olarak herhangi bir noktada herhangi bir eksiklik aslında yok. Hatta pek çok açıdan çok daha kaliteli, çok daha güzel olanaklar sunuluyor Türkiye'de. Ne kadar önemli bunları duymak. Kesinlikle öyle ama işte bunun burada bulduğu karşılıkla yurt dışında bulduğu karşılık arasında çok çok ciddi farklar var. Yani yurt dışından gelen sporcular, daha doğrusu Türk olmayan sporcular buraya geldiklerinde bu organizasyonlarda, sadece bizim organizasyonlarımız için söylemiyorum bu arada, Türkiye'de gerçekten çok kaliteli, çok güzel, farklı pek çok organizasyon var. Gerek patika koşuları tarafında olsun, gerek bisiklet yarışları tarafında olsun, gerek normal yol koşuları tarafında olsun. Muhteşem kaliteli işler gerçekten çıkıyor. Bunlar hepimiz için çok sevindirici haberler. Yani kalite olarak kesinlikle altta kalır. Herhangi bir yanı yok. Ancak hem bunun iletişiminin daha iyi yapılması noktasında belki biraz daha yol almamız gerekiyor. Hem de Türkiye'deki genel spor bilincinin oluşması, bu farkındalığın yaratılması anlamında biraz daha yolumuz var. Ama bu ufak ufak da olsa bunu yapıyoruz. Sonuçlarını da aldığımızı görmek çok sevinç verici. Evet. Spor etkinliklerinde gelelim parayla ilgili bir soru. Sponsorluk ilişkileri ve farklı markaların, sektörlerin etkinliklere bakışı nasıl? Bunu nasıl yorumluyorsun? Çok çok kritik. Özellikle organizatörler tarafında çok kritik bir konu elbette bu. Bu işlerin devam ettirilebilmesi, sürdürülebilir kılınması için bu destekler hayati önem taşıyor. Yani sadece organizatörlerin kendi imkanlarıyla ya da sadece sporculardan gelecek olan gelirlerle, katılım ücretlerinden gelecek gelirlerle bu organizasyonların sürdürülebilir kılınması çok mümkün değil maalesef Türkiye şartlarında.
Kaldı ki genel olarak yurt dışında az önce de bahsettiğim gibi standartlar neredeyse aynı, hatta bazı zamanlarda çok daha iyi noktada. Ancak karşılıkları aynı oranda değil yurt dışı ile kıyaslarsak tabii ki. Bu da elbette biraz daha zor bir sürece çeviriyor. Ancak o noktada da tabii ki sponsor destekleri, bu da sadece Türkiye için geçerli değil, bütün dünya için geçerli. Çok Tabii, çok değerli. tabii. Tüm spor organizasyonları için çok değerli. Çünkü burada insanın bir hizmet var, veriliyor ve bunun çok kaliteli bir şekilde olmasına uğraşılıyor. Bunu da destekleyecek hem iletişim anlamında hem maddi anlamda elbette çok çok önemli bir rol oynuyor burada sponsorlar. Onların iletişim gücüyle bunların etkinliklerin aynı noktada buluştuğu bir konsept yaratabilmek kesinlikle en faydalı opsiyon oluyor herkes için. Peki son olarak spor gönüllüleriyle hayat buluyor bu tarz etkinlikler ve siz bu noktada spor gönüllüleriyle çalışmak, onları teşvik etmek için neler yapıyorsunuz? Tam olarak spor gönüllerinden beklentileriniz ne oluyor? Spor gönüllüleri ilk aslında bir kritik bir spor etkinliğini başarılı kılan 3 faktör nedirin son 3. Kısmının cevabı aslında ekiplerdi. Evet. Burada da o ekiplerin içinde ayrı bir başlık olarak da gönüllüler, spor gönüllüleri çok çok önemli bir rol oynuyor. Çünkü organizasyonları yapan firmaların belli sayıda çalışanları var. Bu bizim için de geçerli. Bir tane temel ekip var. Ancak o sahadaki bütün operasyonu sağlayan, sonunda katılımcı ile sporcularla birebir iletişime geçenler, bu saha ekipleri dediğimiz aslında çalışanlar. Bunların içerisinde de gönüllüler çok çok önemli. Çünkü bu işi en kelimenin tam gerçek anlamıyla aslında gönüllü olarak yapılması gereken bir şey. Gerçekten orada istemek gerekiyor. Çünkü zor, kolay olmayan etkinliklerden bahsediyoruz. Yani sporcular tabii ki işin bu taraflarını çok fazla bilmek durumunda değiller. Ancak arkasında çok çok ciddi bir emek var bu organizasyonların. Yani buradaki ekipler, gönüllü arkadaşlarımız bizimle beraber çalışan. İşte organizasyon saat 10'da başlayacaksa örneğin sabah. Sabah 4'ten itibaren hatta daha büyük organizasyonlarla bir gün, 2 gün öncesinden alanda olmak durumundalar. Hepimiz orada olmak durumundayız. Belirli kurulumların yapılması gerekiyor. Herkese güvenli, keyifli bir organizasyon sunabilmek için tüm hazırlıkların kitaba uygun bir şekilde hazırlanması gerekiyor. Bu noktada da tabii ki bu ekipler çok çok öne çıkıyor. Gönüllüler tarafında iş biraz daha önemli. Bizim için aslında çok çok değerli. Çünkü gönüllüler bunu karşılık beklemeden yapıyorlar. Orada beraber ortak bir deneyim sunup insanlara keyifli, beraber bakın biz bunu yaptık diyebildiğimiz ortaya bir şey çıkarıyoruz ve aslında biraz da bunun üzerinden beslenen bir yapısı var. Burada aslında onların da gönüllülerin de tabii ki hissettiği işin mutfak tarafında bir organizasyonun arkasında ona tanık oluyor olmak, işin mutfağını görüyor olmak çok çok değerli diye düşünüyorum. Kendi adıma da öyle çünkü önceden ben de bu tarz organizasyonları gördüğüm zaman arkasında ne döndüğüne dair hiçbir fikrim olmuyordu. Tabii. Ama işin içine girdiğiniz zaman, işin organizasyon tarafına girdiğinizde onların ne kadar önemli olduğunu görüyoruz ve yine böyle katıldığım daha eski yarışlarda bir şekilde ekiplerin benimle olan iletişimleri mesela benim için en değerli şeylerden biriydi ve çoğu gönüllü arkadaşlardandı. Ve hepsi o kadar sahiplenerek, o kadar o aidiyet duygusu içerisinde o ailenin bir parçası gibi davranmışlardı ki benim için çok çok etkileyici bir şeydi ve organizasyonun gerçekten kaliteli, emek verilmiş bir organizasyon olduğunu bana en çok hissettiren şeylerden birisi gerçekten o tüm ekiplerin gönüllüler de dahil olmak üzere o aidiyeti, o sahiplenmeyi hissetmiş olmalarıydı. Çünkü bu tamamen karşınıza direkt bir şekilde geçiyor. Özellikle bu kadar birebir ilişkide olunan bir organizasyondan, bir etkinlikten bahsediyorsak. O Evet. yüzden de spor gönüllülerinin bu noktadaki değeri çok çok önemli. Tüm organizatörler için hem de sporcular için Bir diye düşünüyorum. sonraki etkinliğinize artık merakla ve heyecanla gelmek için Evet, şu anda şimdiden tabii haber pandemi bekleyeceğiz. döneminde olduğumuz için elbette bazı belirsizlikler var. Ancak biz en kısa sürede bunun çok daha iyi noktaya geleceğini ve bu etkinlikleri tabii ki önlemlerin alınarak gerçekleştirebileceğine inanıyoruz. En azından umut ediyoruz en kısa sürede. Umuyorum ki bizi daha güzel zamanlar bekliyor olacak. Bekliyor. Sevgili Özgür, çok Ben teşekkürler. çok teşekkür Güzel ederim. ve keyifli sohbet için. Ben çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun.